Web Teknoplus'tan hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün stüdyomuzda Huawei'in en yeni akıllı saati Watch 4 Pro'yu misafir ediyoruz. Teknolojik yenilikleri bir kenara, gerçekten lüks bir saat gibi duran Watch 4 Pro'ya gelin birlikte bakalım. Huawei üst segment akıllı saatlerinde genelde premium klasik saat tasarımlarına benzeyen tasarımlar tercih ediyor. Watch 4 Pro'da lüks bir saat gibi tasarlanmış. Havacılık sınıfı titanyum gövde ve safir camdan bu lüks hissiyatını alabiliyoruz. Özellikle safir cam bir akıllı saat için bence çok önemli. Çünkü benim gibi sakarlar için saati böyle sağa sola çarpmak çok can sıkıcı olabiliyor. Safir cam olduğu için içim bir tık rahatlıyor açıkçası. Onun dışında bu 3 boyutlu bir cam, bu da ekran deneyimini geliştiriyor ve bence daha şık gösteriyor saati. Ekranın sağ tarafında ise ana sayfa düğmesi ve yan düğme yer alıyor. Ana sayfa düğmesi adı üzerinde. Bir kere bastığımızda menü geliyor, 2 kez bastığımızda ise arka planda açık olan uygulamaları görüyoruz. Yan düğmeye bastığımızda ise egzersiz, sağlık takibi ve telefon uygulamalarının kısa yollarını görüyoruz. Ekranın üzerine basılı tuttuğumuzda çoğu akıllı saatte olduğu gibi arayüz seçenekleri karşımıza çıkıyor. Buradan zevkimize göre bir arayüz seçebiliyor veya artı kısmından yeni arayüzler indirebiliyoruz. Saatin siyah, kahverengi deri kordon veya titanyum kordon şeklinde 3 farklı seçeneği var. Bize kahverengi deri kordon versiyonuyla geldi. Gövde rengiyle birlikte bir kontrast oluşturduğu için benim hoşuma gitti açıkçası, ama gün sonunda bu zevk meselesi tabii ki. Bir diğer zevk meselesi ise saatin büyüklüğü. Ben ince bilekli biriyim ve bana çok büyük ve ağır geldi açıkçası. Saat 47.6 mm'lik bir çapa sahip. Aradaki farkı görmek için 44 mm çapındaki bir klasik saatle birlikte gösterelim. Watch 4 Pro aslında bir önceki model olan GT 3 Pro'ya göre daha hafif ve daha ince, ama ince bileklilerin deneyip ona göre almasını tavsiye ederim. Tasarımdan detaylıca bahsettiğimi düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi isterseniz ekran ve diğer özelliklerden devam edelim. Cihazda 1.5 inçlik LTPO AMOLED panele sahip bir ekran yer alıyor arkadaşlar. Ekranın çözünürlüğü 466x466. Çok keskin bir ekran diyebilirim. Bazı saatlerde tasarım çok güzel oluyor ama ekran özellikleri sönük kalıyor. Bu yüzden saatten hızlıca soğuyoruz. Bu saatte öyle bir durum yok, yani ekran tasarımın gerisinde kalmıyor. Aynı şey performans için de geçerli. Bir akıllı saat telefonmuş gibi test yapamayız ama günlük kullanımda, sporla ilgili uygulamalarda ya da sağlıkla ilgili uygulamalarda ve arayüz gezinmelerinde ben hiçbir sorunla karşılaşmadım. Cihaz HarmonyOS işletim sistemiyle birlikte geliyor ve ayrıca iOS ve Android cihazlarla birlikte uyumlu. Ben bu uyumluluk sorunu yaşar mıyım diye iOS bir cihaza eşleştirerek kullandım ve hiçbir sorun yaşamadım. Ayrıca saatte bir önceki modelde olduğu gibi eSIM desteği yer alıyor. eSIM kullanarak saat üzerinden mesajlaşma yapabiliyoruz. eSIM olmadan da SMS ve WhatsApp mesaj bildirimleri geliyor ama bunlara cevap verebilmemiz için saati bir eSIM ile birlikte kullanmamız gerekiyor. Onun dışında şebeke aramalarını saat üzerinden yapabiliyoruz. Saatin hoparlörü sessiz bir ortamda görüşme yapmak için yeterli diyebilirim. Hatta gelin birlikte deneyelim. Şu an sesimi direkt olarak Huawei Watch 4 Pro'nun kendi mikrofonundan duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar, az önce de bahsettiğim gibi Huawei Watch 4 Pro'nun hoparlörü iç mekanda veya sessiz bir ortamda telefon görüşmesi yapmak için gayet yeterli düzeyde. Denememizi yaptığımıza göre incelememize devam edelim. Saatte ayrıca Petal Maps uygulaması da yüklü bir şekilde geliyor ve telefona ihtiyaç duymadan navigasyon kullanabiliyoruz. Ama bunun için yine ya saatte bir eSIM kullanmamız gerekiyor ya da saati Wi-Fi'ye bağlamamız gerekiyor. Böylece telefona bakmaya gerek kalmadan saat üzerinden navigasyon kullanabiliyoruz. Sağlık takibi ile ilgili özellikler akıllı saatlerde direkt tercih sebebi. Watch 4 Pro'da da bu önemsenmiş ve nabız, stres ölçümü, stres takibi, egzersiz takibi ve uyku takibinin yanı sıra vücut sıcaklığı, cilt sıcaklığı, arter sertliği algılama, hava basıncı, kandaki oksijen doygunluğu, solunum kontrolü ve EKG özellikleri saatte bulunuyor. Hatta bir dakikada 7 noktadan sağlık kontrolü yapabileceğimiz Sağlık Görünüm adında bir uygulama yer alıyor saatte. Bu uygulamayla birlikte az önce saydığımız 7 farklı kontrolü 1 dakikada yapabiliyor ve durumumuza bakabiliyoruz. Burada solunum sağlığı testi ilginç geldi bana. Sessiz bir ortama geçip derin bir nefes alıyoruz ve saate doğru 2-3 kez öksürüyoruz. Bu şekilde saat bizim solunum kalitemizi de ölçüyor. Bu özellikler tabii ki tıbbi kullanım amaçlı değil arkadaşlar ve uzman tarafından yapılan testler kadar olamaz. Sağlığımız hakkında gözlem niteliğinde bilgi almak ve bir sorun olduğunu düşünüyorsak bir doktora gitmek için yararlı olabilir sadece. Bu özelliklerden bazıları başka saatlerde de var ama arter sertliği algılama özelliği benim ilgimi çekti açıkçası. İlk defa bir saatte böyle bir özelliği test ediyorum. Neyse ki damarlarda bir sıkıntı çıkmadı çok şükür, ama kalp ve damar rahatsızlıkları olanlar için faydalı olabileceğini düşünüyorum. Aynı zamanda saatte düşme tespiti özelliği de var. Umarım olmaz ama bir kaza anında veya istemsiz bir düşme anında saat bunu
algılıyor ve önceden belirlediğimiz bir yakınımıza, yani seçtiğimiz birine SOS araması yapabiliyor. Sağlık takibiyle ilgili özelliklerden sonra sporla ilgili özelliklerde bir akıllı saatte tercih sebebi olabiliyor. Daha önceki modellerde olduğu gibi birçok spor branşının egzersiz takibini saat üzerinden yapabiliyoruz. Ama branşlar hakkında bilgi sahibi olmak isteyen izleyicilerimiz için tek tek yine de biz bir sayalım. Saat, koşu, yürüyüş, dağ ve doğa yürüyüşleri de buna dahil. Bisiklet, yüzme, ip atlama, parkur koşusu, kayak, snowboard, triatlon ve kürek egzersizlerimizi takip edebiliyor. Bu takibi ister manuel egzersiz ayarlayarak, isterseniz de saatin otomatik egzersiz algılamasıyla kullanabiliyoruz. Aslında saatle bir triatlon testi yapmak vardı arkadaşlar ama bende o ciğer yok. Neyse biz devam edelim. Saat 5 ATM, yani 50 metrede 10 dakikaya kadar suya dayanıklılığa sahip ve az önce spor konusunda saydığımız branşlara ek olarak 30 metreye kadar serbest dalışı destekliyor. Yani eğer serbest dalışla ilgileniyorsanız 30 metreye kadar dayanıklı olduğunu söyleyelim. Gelelim pil özelliklerine. Saat bize standart kullanımda 4,5 gün, ultra uzun batarya modunda ise 21 güne kadar kullanım ömrü sunuyor. Tabii ki bu kullanım süresi bizim alışkanlıklarımıza göre oldukça değişkenlik gösterecektir. Kutudan ayrıca bir şarj istasyonu da çıkıyor. Bunu da belirtelim. Şöyle yavaştan bir toparlayalım arkadaşlar. Huawei Watch 4 Pro tasarımı ve özellikleriyle hem günlük hayatta etkinlik takibi yapabileceğimiz hem de spor yaparken rahatlıkla kullanabileceğimiz bir akıllı saat. Hatta bunu hem iş kombiniyle hem de spor kombiniyle kullanabilirsiniz tarzında özetleyebilirim. Cihaz şu an Huawei'nin resmi sitesinde 13.499 lira bandından satılıyor. Şık bir tasarıma sahip ve güncel özelliklerin hepsinin yer aldığı bir akıllı saat arayışındaysanız göz atabilirsiniz. Sizler nasıl buldunuz? Bu fiyata alınır mı? Lütfen yorumlarda bahsetmeyi unutmayın. Başka bir WebTekno Plus videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.